Merhabalar, Romedia kanalına hoş geldiniz. Excel temel eğitimimizde bugün grafik nasıl eklenir onu göstereceğim arkadaşlar. Öncelikli olarak taslak olarak herhangi bir sınıfın adı, soyadı ve ortalamasını baz alarak bir taslak tablo oluşturdum. Gördüğünüz gibi. Bunların hepsini seçtikten sonra böyle üzerine basarak seçin ve giriş bölümün yanındaki ekle seçeneğine tıkladıktan sonra grafikler kategorisi var. Gördüğünüz gibi burada. Grafikler kategorisine sütunlar var. Buradan sütunları ekleyebilirsiniz. Pasta dilim ekleyebilirsiniz ve daha farklı şeyler de, mesela istatistik grafiği de ekleyebilirsiniz. Çubuk grafik olarak isimlendiriliyor. Mesela ben sütun eklemek istiyorum. 2B sütunu üzerine geldiğinde zaten ön izleme olarak size görünecektir. Üzerinize geldiğinizde. Mesela bak. Bunda gösteriyor. Sütun 2B sütunu olarak gösteriyor. Notları falan da gösteriyor böyle. Farklı grafikler de ekleyebilirsiniz. Mesela ben bu grafiği, Pareto grafiğini eklemek istiyorum. Tıkladım. Gördüğünüz gibi burada notların ortalaması yazıyor ve böyle bir grafik de gösteriyor. Ama şöyle bir durum var. Mesela notları 100 üzerinden almak istiyorsanız ortalamasını. Mesela 120 yazıyor gördüğünüz gibi. Burada en yüksek 120'ymiş gibi görünüyordu. Eğer ben bunu 100'e çekmek istiyorum, nasıl düzenleyebilirim diye soracak olursanız. Mesela bunun üzerine bir kere tıkladığınızda sağ tarafta bir pencere açılacak. En fazla 120 diyor. Ben 100 üzerinden almasını istiyorum. 100 yaptığımda burayı, bir dakika, şöyle 100 yaptığımda gördüğünüz gibi artık notlar 100 üzerinden alınmaya başlıyor. Mesela Caner Dirker'in en yüksek ortalaması 96'ymış. En başa geldi gördüğünüz gibi. 100'e en yakın olan noktada böyle böyle grafiği oluşturdu. Bunları tabi buradan düzenleyebilirsiniz. Buradan stil ekleyebilirsiniz. Yani bunun tasarımını da böyle yapabilirsiniz. Farklı grafiklerde eklemek istiyorsanız ise aynı şekilde şu grafiklerden bu grafiği değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Çok basit bir işlem. Excel temel eğitimimizde grafik ekleme yöntemini gösterdik. Video işinize yaradıysa kanala abone olmayı ve videoyu like atmayı unutmayınız. Diğer videolarda görüşmek üzere.